Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere fen bilimleri dersinizden 2. dönemin 1. yazılı soru örneklerini çözeceğim, anlatacağım. Soruları çözerken hem kısa kısa açıklamalar da yapıyorum. Böylece aslında kısa bir konu tekrarı da yapmış oluyoruz. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz. Orhan saf bir katı maddeyi ispirto ocağı ile ısıtıyor. Sıcaklık değişimini termometre ile ölçüp yandaki grafiği çiziyor. Buna göre maddenin hal değişim sıcaklıkları tespit edilmiştir. Madde iki kere hal değiştirmiştir. Madde son durumda gaz haline geçmiştir ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi grafiğimize bakalım. Orhan ısıtmaya başlıyor ve katı halde maddemiz. Buna dikkat edelim. Ve ısıtıyor işte 4. dakikadan 6. dakikaya kadar bakın hep 60 derecede devam ediyor. Demek ki burada yani belli dakikalar arasında aynı sıcaklıkta devam ediyorsa bir hal değiştirme söz konusudur. Ve maddemiz burada sıvı hale geçti. Sonra yine ısıtmaya devam etti Orhan. 7. dakikada yükseldi, 8. dakikada yükseldi. Sonra 8 ve 10 dakika arasında 2 dakika boyunca 120 derece sıcaklıkta aynı şekilde kaldı. Yine burada da bir hal değişimi oldu. Ve ikinci bir hal değişimi şu anda sıvıydı ve son durumda gaz haline geçmiş oldu. Ve burada birinci madde doğru. Değişim sıcaklıkları tespit edilmiş. İki kere hal değiştirdi ve son durumda gaz haline geçti. Yani 3 ifademiz de doğru olacak. Şöyle düzeltelim ve D şıkkını işaretleyelim. İkinci sorumuza bakalım. Bulaşık makinesini açan Esma, iki su bardağının birbiri içerisinde sıkıştığını görmüş ve ne kadar uğraştıysa ayıramamıştır. Esma aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygularsa bardakları rahat bir şekilde ayırabilir. A. Dıştaki bardağa soğuk su, içteki bardağa sıcak su koymalı diyor. Bu olmaz. Neden? Eğer dışarıdaki bardağa soğuk su koyarsa dıştaki bardak büzülür ve daha çok sıkışmasına sebep olur. İçeridekine de sıcak su koyarsa daha da sıkışır yani. Bu uygun değil. Her iki bardağa da sıcak su koymalı diyor. Bu da uygun değil çünkü ikisi de aynı madde. İkisi de camdan yapılmış bir madde. İkisine de sıcak su koyarsa ikisi de aynı miktarda genleşecek ve sıkışıklık devam edecek yani. İçteki bardağa soğuk su, dıştaki bardağa sıcak su koymalı. İşte doğru yöntem C şıkkı. İçteki bardağa soğuk su koyduğunda ne olacak? Büzülecek. Dıştaki bardağa da sıcak su koyacak. Dışarıdaki de biraz genleşecek ve rahat bir şekilde çıkarabilecek. D şıkkında her iki bardağa da soğuk su koymalı diyor. Yine B şıkkındaki gibi aynı tepkiyi verecekleri için bu da uygun değil. Ne yapalım? Üçüncü sorumuza bakalım. Gölge ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Kolay bir soru. Bir cismin gölgesi kendisinden büyük olabilir. Evet, olabilir. Siz kendiniz de bunu gözlemlemişsinizdir güneşli havalarda. Özellikle akşamüstü güneş eğer eğik bir vaziyette bize çarpıyorsa arkamızdaki gölgemiz çok büyük oluyor. Bizden daha uzun oluyor, değil mi? Bir cismin gölgesi kendisinden küçük olabilir. Evet, yaz aylarında öğle vaktinde güneş tepedeyken gölgemiz arkada kısa görünüyor yani. Bizim kendi gerçek boyumuzdan daha kısa görünüyor. Bu da doğru. Bir cismin gölgesi kendisiyle aynı boyutta olabilir diyor. Bu cümle de doğru. Işık kaynağı uygun bir açıdan vurduğunda aynı boyutta olabilir. Yani buradaki 3 ifade de doğru. Biz D şıkkını işaretliyoruz ve 4. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ısı veya sıcaklık kavramları yanlış kullanılmıştır diyor. Hastanın vücut sıcaklığı 39,5, 39,5 santigrat dereceye yükselmiş. Burada sıcaklık kavramı doğru kullanılmış. Sıcak su soğuk suya ısı verir. Evet, ısı alışverişi oluyor. Burada ısı kelimesi doğru kullanılmış. Yarın İstanbul'da hava ısısının 20 santigrat derece olacağı söyleniyor. Burada yanlış kullanılmış. Hava sıcaklığı olması lazımdı. O yüzden C şıkkını işaretleyelim. Isı alan cisim genleşir. Bu da doğru bir kullanım. Beşinci sorumuz.
Emel oyuncağının duvarda şekildeki gibi bir gölgesini oluşturuyor. Bakın burada ışık kaynağı var. Oyuncak burada, gölge de burada. Emel daha büyük bir gölge elde etmek için 1. Oyuncağını fenerden uzaklaştırmalı. Bu uygun değil. Çünkü eğer oyuncağı ışık kaynağından uzaklaştırırsa buradaki gölge küçülür. Oyuncağını fenere yaklaştırmalı. Bu doğru. Oyuncak fenere doğru yaklaşırsa gölge büyür. Feneri oyuncağına yaklaştırmalı. Evet, bu da aynı şey. Aslında oyuncak geleceğine fener ona doğru gidiyor. Yine yaklaşmış oluyorlar buradaki engelle ve yine gölge büyümüş oluyor. Yani buradaki iki tane ifade doğru. İki ve üçüncü ifadeleri uygulaması gerekiyor. Eğer gölge boyunu büyütmek istiyorsa cevabımız C şıkkı oldu. Altıncı sorumuz. Aşağıda ışığın yansıması ile ilgili verilen şekilden yararlanarak gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normalini göstererek gelme ve yansıma açılarını bulunuz diyor. Şimdi gelme açısı bakın şurada B harfiyle gösterilmiş. Normal burası, ortası değil mi? Şimdi gelme açısı ile yüzey ile gelme açısı arasındaki derece ikisi beraber toplandığında 90 derece olması gerekiyor. Ve burada 55 dereceyi görüyoruz. Gelen ışın ile yüzey arasındaki açıyı. O zaman biz 90'dan 55'i çıkarırsak hemen kenarda çıkaralım. 10'dan 5 çıktı. 5 burada kaldı. 8. Ne oldu burası? 35 derece. Gelme açısı 35 derece. Şuraya yazalım. Yansıma açısı da 35 derece olur. Çünkü gelme açısıyla yansıma açısı yani yüzey düzgün olduğunda eşit oluyor değil mi? O zaman buraya da 35 derece yazıyoruz. Buradaki giden ışın ile yüzey arasındaki açıyı da sorsaydı, eğer onu yazmadık buraya, onu da sorsaydı bu da 55 derece olacaktı. Bu şekilde hepsini tamamlamış olduk. Yedinci sorumuz, aşağıda bir yüzeye gönderilen ışına ait çizim verilmiştir diyor. Bakın A harfi, B harfi gösterilmiş. Buna göre diyor, buradaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım. A açısı gelme açısıdır. Bakın ok işaretlerine baktığınızda böyle geliyor, böyle gidiyor. Demek ki A açısı gelme açısı. Doğru. B açısı yansıma açısıdır. Bu yanlış. Çünkü B açısı gelen ışın ile yüzey arasındaki açıyı gösteriyor. C'ye yüzeyin normali denir ve N harfiyle gösterilir. Evet, C harfinin olduğu yere, böyle nokta nokta gösterilen yere yüzeyin normali deniyor. Ve büyük N harfiyle gösteriyoruz normal değil mi? O zaman burada 1 ve 3. ifadeler doğru. Bakıyoruz cevabımız B şıkkı olacak. B şıkkını işaretledik. 8. soruya bakalım. Aşağıdaki şekillerde oluşacak gölgelerin büyüklüklerini karşılaştırınız diyor. Daha büyük gölge oluşturacak şeklin altına büyük yazınız. Şimdi buradaki resimler arasında ne farklılık var? Bakın birinci resimde ışık kaynağı ve engel birbirine daha yakın. İkinci resimde daha uzak. Eğer ışık kaynağı ve engel birbirine yakınsa burada oluşacak gölge daha büyük olur. Yani burada topun gölgesi, ben şöyle kabaca çiziyorum, daha büyük görünür. Buradaki topun gölgesi birinci durumdakine göre daha küçük görünür. O zaman büyük olan, buraya büyük yazalım, büyük görünür diye ve bunu işaretlemiş olalım. Böylece kısaca konuyu da tekrar etmiş olduk. Demek ki engel ışık kaynağına yaklaşırsa veya ışık kaynağı engele yaklaşırsa arkadaki gölge büyümüş oluyor. Birinci durum tabii ki daha büyük olur. Dokuzuncu sorumuz. Gölgelerin uzunluğu ışığın geliş doğrultusuna bağlıdır. Öğle vakti güneş ışınları dünyaya dik gelir ve güneş bulunabileceği en yüksek noktadadır. Bu durumda en kısa gölge oluşur. Akşama doğru güneş alçalırken güneş ışınları dünyaya eğik gelir ve oluşan gölgelerin boyu uzar. Paragrafa göre en uzun gölgemiz hangi saat oluşur diyor. Kolay bir soruymuş. Bakın 11, saat 11 olduğunda öğle vaktine yakın. 12-15 de tam öğle vakti civarı. 15-23 öğleden sonraki bir zaman ama daha ileride olan bir zaman var burada. 17-03 ve bu saatte güneş daha da eğik olarak gelir ışınlar. O yüzden burada gölgenin boyu en uzun olan saat buradaki saatler içerisinde D şıkkı oluyor. D şıkkını işaretledik. 10. sorumuz, aşağıdakilerin hangisinde düzgün ve pürüzsüz yüzeye gönderilen ışının yansıma açısı en büyüktür diyor. Sırayla bakalım. Şimdi burada gelen açı belli. Yani gelme açısı 30 derece. O zaman yansıma açısı da şöyle göstereyim. Burası da 30 derece olacak. A şıkkını bulduk.
B'ye bakalım. B'de gelen ışın ile giden ışın verilmiş ama normal belirtilmemiş. Normali biz şöyle gösterelim. Şöyle nokta nokta. Şöyle N harfi koyalım. Ve burası 120 olduğuna göre ikisi beraber. O zaman 2'ye bölmemiz lazım. 120 bölü 2 eşittir 60 derece. Demek ki burada gelme açısı 60 derece. Yansıma açısı da 60 derece. Peki buraya bakalım. Burada gelen ışın, giden ışın verilmiş. Giden ışın ile yüzey arasındaki açı 50 derece gösterilmiş. Biz ilk önce şu normali bir şöyle nokta nokta gösterelim. Burada yansıma açısını bulalım. İkisi beraber 90 derece olmak zorunda. Ve 50 olduğuna göre o zaman burası kaç olur? 40 derece olur. Gelen açı da 40 derece olur o zaman. Burası da 50 olur. Peki buraya bakalım, D şıkkına. Burada gelen ışın var. Giden ışın gösterilmemiş. Onu da biz çizelim, şöyle gösterelim. Ve araya normal çizgisini yapalım. Şimdi gelme açısını hesaplayalım. Burası 20 olduğuna göre ikisi beraber ne olması gerekiyor? 90 derece. O zaman burasının 70 derece olması gerekiyor. Giden açı da, yansıma açısı da 70 derece oluyor. Burası da 20 derece oluyor. Bize ne diyordu? Pürüzsüz yüzeye gönderilen ışının yansıma açısı en büyüktür diyordu. Burada 30 derece, 60 derece, 40 ve 70. O zaman cevabımız D şıkkı olacak. En büyük 70 derece buradakilerden. Ve bunu da yaptık. 11. sorumuz, düzgün ve pürüzsüz yüzeye gönderilen ışık ışını yandaki şekilde verilmiştir. Buna göre ışığın gelme açısı 30 derecedir, ışığın yansıma açısı. Burada ifadeler var, bunları değerlendireceğiz. Bilgilerinden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Az önceki yaptığımız işlemleri yine yapalım. Şöyle yansıma açısını, yansıyan ışını işaretleyelim. Ve şöyle nokta nokta koyup N harfini de koyalım normal. Şimdi gelme açısı 30, burası 60 olması gerekiyor. İkisi 90 olacak. Burası da 60 ve burası 30 derece. Şimdi bakalım ifadelere. Işığın gelme açısı 30 derecedir diyor. Yanlış. Çünkü bu gelen ışınla yüzey arasındaki açı. Gelme açısı 60 derece. Bu yanlış. Işığın yansıma açısı gelme açısına eşittir. Evet, düzgün bir yüzey olduğu söylenmişti. Bu doğru bir ifade. Yansıyan ışın ile ayna arasındaki açı 60 derecedir diyor. Yanlış ifade. Çünkü bakın, yansıyan ışın ile ayna arasındaki açı 30 derece. O zaman sadece ikinci ifade doğru. Yani cevabımız burada A şıkkı olacak. 12. sorumuz kolay bir soru. Birinci ve ikinci şekiller var. Buna göre birinci ve ikinci ortamlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Birinci şekilde düzgün bir yüzey görüyoruz. Çünkü gelen ışınlarla, bakın, giden ışınlar düzgün bir şekilde yansımışlar. İkinci şekilde ise dalgalı bir yüzey görüyoruz. O zaman bakalım şıklara. Ayna olabilir birinci şekil. İkincisi de dalgalı su olabilir. A şıkkı gayet uygun. Bunu işaretleyelim. Diğer şıklar dalgalı su buraya uygun değil. Halı buraya uygun değil. Durgun su buraya uygun ama ayna buraya uygun değil. O zaman cevap A şıkkı oldu. Hemen 13. soruya bakalım. Aşağıdaki yansımalardan hangisi yanlış verilmiştir diyor. Şöyle bir baktığımızda, bakın, burada 30 derece gelen ışın ile yüzey arasındaki açı. O zaman buradaki gelen açı, gelme açısı 60 derece olması gerekiyor. Ve burası da 60. O zaman doğru gösterilmiş. Diğer şeklimizde bakın, gelen ışın ile yüzey arasında 45 derece, yansıyan ışın ile yüzey arasında 45 derece. Bu da doğru gösterilmiş. Burada da gelen ışın, bakın, gelme açısı ve yansıma açısı 40'ar derece. Bu da doğru gösterilmiş. Demek ki son şeklimiz yanlış. Dördüncü şeklimizi işaretleyelim. Neresi yanlış bakalım. Gelen ışın ile yüzey arasındaki açı 50 derece. O zaman gelme açısı şurası 40 derece olması gerekiyor. Ama burada yansıma açısı 50 derece olarak gösterilmiş. Burasının 50 değil, 40 olması gerekiyordu. O yüzden bu şekil yanlış. Biz de dördüncüyü işaretledik. Geldik son sorumuza. Kağıt ters dönmüş. Şöyle düzeltelim. Evet. Kolay bir soru var. Mustafa bir boru ile mumun alevini şekildeki gibi iki farklı etkinlik ile gözlemlemek istiyor. Birinci etkinlikte mumun alevini göremeyen Mustafa, ikinci etkinlikte mumun alevini görebiliyor. Sadece bu iki etkinlik ile Mustafa hangi bilgiye ulaşabilir? Ne fark var iki resim arasında? Şöyle, birinci etkinlikteki boru yamuk. İkincisinde dümdüz. Evet, buradan neye ulaşabilir? Işığın doğrusal olarak yayıldığı bilgisine ulaşabilir. O yüzden birincisinde göremiyor mumun ışığını. Diğeri dümdüz olduğu için, dosdoğru olduğu için. Bir de konuşabilsem neler anlatacağım ama. Cevap C şıkkı oldu.
Umarım sorularımı beğenmişsinizdir. Umarım size yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.